Millet Meclisi'nden yaptığımız habercinin saatiyle bir kez daha karşınızdayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin cezaevleri izleme komisyonu üyeleriyle birlikteyiz ve onlar yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu milletvekilleri raporunu hazırladılar. Bunun öncesinde de cezaevlerindeki sorunlara dikkat çeken raporları yine paylaşmışlardı. Bu ekranlarda onları ağırlamıştık. Şimdi ise tutuklu milletvekilleri yine gündemde. Hem cezaevlerindeki hak ihlalleri açısından hem de bugün yine anayasa görüşmeleri vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri CHP'yi ikna turuna çıktı. Yeni anayasada uzlaşalım, 60 maddelik bölümü getirelim genel kurula dediler. Ama bu doğrultuda acaba tutuklu milletvekillerinin durumu ne olacak? Bu da tabii ki merak konusu. Bunları değerlendireceğiz. Öncelikle raporu konuşacağız. Konuklarımızı hemen tanıtalım. Benim hemen yanımda Özgür Özel var. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hemen yanında Veli Ağbaba Malatya Milletvekili. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ve Nurettin Demir Muğla Milletvekili. Teşekkür ediyoruz efendim. Siz de yayınımıza katıldığınız için. Hemen kalabalık bir kadro olduğu için fazla uzatmayalım. Sözü size bırakalım. Raporlar burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok çalışan komisyonu herhalde. Cezaevleri İzleme Komisyonu. Keşke daha az çalışsaydı, bu kadar hak ihlali olmasaydı değil mi? Nedir tutuklu milletvekillerinden başlayarak sizin karşılaştıklarınız efendim? Buyurun. Tabii bizim bu hazırlamış olduğumuz kapsamlı üçüncü raporumuz. İlk raporumuz hasta mahpuslar raporuydu. İkinci raporumuz tutuklu gazeteciler raporu. Son raporumuz da Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili cezaevi. Tabii bu raporu aslında biz hazırlamıyoruz. Bizi maalesef AKP hazırlıyor bu raporları. Hazırlamak zorunda bırakılıyor. Bunların üçünün de özellikle hem milletvekili hem de gazetecilik anlamdaki tuttuğumuz raporun dünyada örneği yok. Bizim dışımızda böyle bir rapor yazma ihtiyacı duyan milletvekili yok dünyada. Yani dünyanın en büyük ülkesi Çin'de de yok böyle bir ihtiyaç. Amerika'da da yok. İşte demokrasinin az gelişmiş olduğu ülkelerde de yok. İsveç'te de yok bu böyle bir şey. Sadece bizim ülkemizde milletvekilleriyle ilgili bir problem var. Bu da ne zaman olur bu tutuklu milletvekili problemi, tutuklu milletvekili meselesi? Bu dönemde oluştu. Bakın şu anda 7 milletvekili seçilmiş insanlar cezaevinde. Geçmişte de cezaevindeyken seçilip milletvekili aday olanlar var, seçilenler var. Ve 1950'deki uygulama, 1957'deki uygulama, 2002'deki uygulama, birçok uygulamanın bugünkinden tam tersi olduğunu görüyoruz. Seçildikten sonra milletvekili serbest bırakılıyor. Kimler var örneğin, hemen hafızamızı yoklayalım. 2007'de Sabahat Tuncel var. 9 ay cezaevine giriyor. Örgüt üyeliğinden yargılanıyor. Seçildiği gün cezaevinden serbest bırakılıyor. Yine AKP'nin çok yakından tanıdığı, hala çok iyi ilişkilerinin olduğu Fadıl Akgündüz var. Siirt milletvekili olarak aday oluyor. 4 yıl 2 ay hapis cezası alıyor aday olmadan önce. Kırmızı bültenle aranıyor, yurt dışına kaçıyor. Milletvekili seçilince yurda dönüyor. Osman Büyükbaş örneği var. Mümtaz Bedi Feyk örneği var. Yani Türkiye'deki bu meseleyi, aslında bu böyle bir mesele yoktu. Bu dönem oluşmuş. Bu dönem AKP'nin muhalefet partilerine gözdağı anlamında oluşturulmuş olduğu bu mesele. Sadece ve sadece bu döneme yönelik bir mesele. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şeyle karşılaşmamışız. Tutuklu milletvekili meselesi maalesef dünyada da başka bir örneği yok. Sadece bizim ülkemiz özgü bir mesele. Bu nedenle de arkadaşlarımızla birlikte bütün milletvekillerini tek tek gezerek bir rapor hazırladık. Geçtiğimiz günlerde de yayınladık bunu. Evet, diğer raporlar galiba önce hasta ve mahpuslar raporuydu. Sonra gazeteciler raporuydu. Tutuklu gazeteciler raporu. Ardından milletvekilleri. Milletvekillerini herhalde beklediniz çözülecek diye, bir türlü rapor en sona kaldı ama çok gündemdeydi. Herkes şikayetçiydi. Ama sonunda raporu yazmak mı gerekti? Tutuklu gazeteciler raporunu yazdığımızda hükümet temsilcisi Sayın Arınç, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyondaki arkadaşları tanırım. Onlar bu raporu yazacak kapasitede arkadaşlar değil. Bunu birileri yazmış, onlara vermiştir diye söylediğinde biz komisyon olarak kendisine şöyle bir cevap verdik. Bu ifadesinden yaklaşık 15 dakika sonra Sayın Bülent Arınç haklı. Bu raporu biz yazmadık. Bu rapor AKP'nin eseridir dedik. Ama bu raporu raporlaştırıp da Türkiye siyaset tarihinin raflarına koymak gerçekten üzüntü vericiydi. Biz 2 yıl boyunca bu konuya bir çözüm getirileceği ümidini taşıyorduk. Bunu öncelikle şundan dolayı taşıyorduk. Adalet ve Kalkınma Partisi bir istediği birini milletvekili yapamamanın ne demek olduğunu en iyi bilen parti. Şimdiki başbakan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu genel başkanı sıfatını taşıyordu. Ama seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduğunda daha önce çarptırıldığı ve çektiği 4 aylık hapis cezasından dolayı milletvekili başvurusu yapamayacağı,
böyle bir seçime giremeyeceği ifade edilmişti. Hatta o zamanki yaygın ve hala daha kulaklarımızda asılı olan ifadeyle muhtar bile olamaz yorumları yapılıyordu. Seçime partisi girdi, en yüksek oyu alan parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi burada evrensel demokrasi anlayışının gereği ve başbakanı çok sevdiğimiz için falan değil. Başbakanın bu ülkeyi kabinenin başı olarak çok önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz için değil. Ama onların ağızlarına sakız ettikleri milli iradeye gerçekten saygı duyduğumuz için üzerimize düşen görevi yaptık. Gerekli 22. dönemde anayasa değişikliğiyle Tayyip Erdoğan'a önce milletvekilliği sonra da başbakanlık yolunun açılmış oldu. Şimdi böyle bir sıkıntıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin böylesine gerçek anlamda demokrasiyi içselleştirmiş, bu ülkeye çok partili rejimi getirmiş, demokrasiyi getirmiş bir parti olarak göstermiş olduğu olgun refleksin hiç olmasa bir benzerinin gösterilmesi gerekiyordu. Geçmişteki örnekleri Sayın Milletvekilimiz saydı ve hiçbirimizin aklında böyle bir şüphe yoktu. Kaldı ki milletvekilleri başvuru yaptıklarında Yüksek Seçim Kurulu onlara aday olabilirsiniz demişti. Adaylık başvurularını almıştı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi gazetedeki yayınının ardından da seçim pusulalarında isimleri yer aldı. Yani yaklaşık 100 bin oy alan bu milletvekillerinin her bir tanesi devletin resmi Yüksek Seçim Kurulu'nun bastırdığı pusulalarda isimlerinin altına mühür alarak seçildiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan'dan korkmadı gelsin siyaset yapsın diye veya onun önünü tıkamak istemedi, tıkanmış olan önünü açtı. Ama Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi öyle bir ayıbın içinde soktu ki her muhalefet partisinden en az bir milletvekili tutuklu şu anda. Yurt dışından bir heyet gelmişti. Sağlık komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapıyordu. Ama hastaların hekime karşı şiddet konusundaki meselede ülkenin demokrasi falan tartışılırken biz bir şeyler konuşuyoruz. Onlar da devamlı not alıyorlardı. Ben sonra onların bir sorusu üzerine dedim ki siz bu parlamentoda, yani diyor ki dört parti hep beraber şunu yapabilir, bunu yapabilir. Siz bu parlamentoda muhalefet partilerin her birinden bir en az bir milletvekili, toplam o gün için 8 milletvekilinin tutuklu olduğunu biliyor musunuz dedim. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ikinci başkanı elindeki kalemi attı. O pıt diye masanın üstüne düşen kalemin sesi bir anda böyle hepimizi susturdu. Yani adam açıkça şunu söyledi, orada o zamanki Sağlık Komisyon Başkanı da var. Şunu söyledi vücut diliyle, ya bu ülkede demokrasi adına konuşacak bir şey yok. Ne not alıyorum ki ben? Böyle bir şey olabilir mi? Biz bu ayıbın aşılacağını düşündük. Protokoller yapıldı. AKP Grup Başkan Vekillerinin yazılı ifadenin yanında sözlü ifadeleri vardı. Ama hep bir şekilde son anda başbakana gitti, başbakandan döndü. Ve en sonunda artık AKP'nin yazdığı bu raporu kağıdın üzerine dökmek de bize düştü. Gerçekten hiç mutlu değiliz, hiç memnun değiliz. Övünülecek değil, utanılacak bir iş yaptığımızın farkındayız. Dünya parlamentolarında görülmemiş, bırakın demokrasileri, faşizme kayan bir takım yönetimlerin bulunduğu yerlerde bile muhalefet milletvekillerinin tutuklu olduğu bir örneği görmeniz çok zor. Bu ayıbı hep beraber yaşıyoruz. Diğer hasta mahpuslar raporu ve hasta gazeteciler raporunda olduğu gibi bu raporda yayınlandıktan sonra kamuoyunda çok ciddi bir ilgi gördü. Çünkü başımız ağrıyor, ruhumuz daralıyor, katlanabilir durumda değiliz. Ve bu aslında o partinin bu partinin falan meselesi değil. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle buna hangi partiden olursa olsun tüm milletvekillerine eşit mesafelenerek ve onların demokratik haklarına saygı göstermeyi gerçek anlamda demokrasinin gereği kabul ederek yaklaşıyor. Bütün muhalefet partilerinden aynı eşit mesafelenme duyarlılığını bekliyoruz. Ve iktidar partisine de artık burada bu meseleyi tıkayan değil, bu meseleyi çözen, Türkiye'yi bu ayıptan kurtaran bir rol üstlenmek düşüyor. Ümidimiz var mı? Yok. Yaşadığımız pratik bize bunu göstermiyor. Çünkü onlar tek başlarına iktidar oldukları ve hem Cumhuriyet kazanımlarını gerilettikleri, hem Türkiye'yi her geçen gün biraz daha yalnızlaştırdıkları her günü kendilerine kar sayıyorlar maalesef.
Evet, bugün bakalım tabii yeni anayasa için görüşmeler var. Şimdi bakalım sizin partinize bir ziyaret gerçekleştirdi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri. O yeni anayasa konusunda işte 60 maddelik bölümü genel kurula getirip yasalaştıralım diyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi de tutuklu milletvekillerinin de bu paketin içinde olabilmesi. Bu durumda tabii diğer muhalefet partilerinden tabii destek gerekiyor. Bakalım onların açıklaması önemli gerçekten. Peki Sayın Nurettin Demir'e söz verelim. Siz bir hekimsiniz. O nedenle bakışınızda mutlaka farklılıklar olacaktır. Koşulları açısından özellikle belki değerlendirmek lazım. Tabii öğrenci, aydın, sendikacı, gazeteci, milletvekili fark etmez. Herkes aynı problemleri yaşıyor galiba değil mi cezaevinde? Evet. Şimdi şöyle tabii ki burada anayasanın 83. maddesinin gereği olarak iktidarın hala kasıyor olması ve gerek Adalet Komisyonu Başkanı, gerek Anayasa Komisyonu Başkanı, gerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilleri ki dünkü konuşmasında da işte efendim tutuklu milletvekillerinin aday göstermeseydiniz diye böyle çok sığ, çok böyle kamuoyunu yanıltan, yalan hatta yalan ifadelerle genel kurulda bu konuyu sanki görmemesinden gelmeleri insanı hakikaten üzüyor. Yani bu bir ayıptır ve bu ayıbı Türkiye Büyük Millet Meclisi çözmelidir. Kendi söküğünü dikemeyen, kendi sorununu çözemeyen bir meclisinde Türkiye'nin sorunlarını çözemez. Yani anayasa yapacak diyorsunuz. Tamam, anayasanın, yeni anayasanın 60 maddesini değiştirecek ama 7 damarı tıkalı olan bir kalbin çalışması da eksik olacaktır. Yeterli olmayacaktır. Yeterince enerji veremeyecektir. Yani Türkiye'ye enerji veremeyecektir. Türk demokrasisine enerji veremeyecektir. Ve bunlar sadece yüzeyel olacaktır. Başbakan o ileri demokrasi laflarının içi boş gibi olduğu gibi böyle bir durum olacaktır. Şimdi cezaevlerinin ortamlarına baktığımız zaman gerçekten insana yakışmayan bir durumda Türkiye'de. Sadece milletvekilleri açısından değil, yaklaşık 130 cezaevine ulaştık ve mahkumların, tutukluların yaşadıkları ortamları gördük. Güneşe çıkamayan, 6 aydır güneş görmeyen, hiç toprak, yıllardır toprağa değmemiş mahkumlar var. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak ortamlar maalesef. Ki bu ortamlarda, özellikle çok sıcak ortamlarda birçok canlar kaybedildi. Urfa'daki o yangının en büyük nedeni çok 45 derecede üst üste insanların ranzada, merdiven başlarında, merdiven altlarında yatıyor olmaları. Beslenme ona keza çok kötü, çok berbat diyebileceğimiz noktada. Çünkü 4 senedir yaşa bedeli 4 liranın üzerine bir türlü aşamamış, geçememiş. Dolayısıyla sağlıksızlık da var. Ciddi bir sağlıksız yemekler var. Diyetisyen kontrolü yeterince değil. Çok aşırı yağlı. Zaten insanların çoğu orada dengeli beslenemediği için, yaşlı olduğu için, tansiyon hastası olduğu için, bir de mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları gibi ciddi sorunlar oluyor. Bu nedenle cezaevlerinin yani bir insana yakışmayan bir ortam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaşadıkları ortamlara baktığımız zaman insanların çoğu zaman çok sık sık ceza verdikleri, hücre cezası aldıklarını ve hakları olan, çok kısıtlı olan haklarını da kullanamadıklarını görüyoruz. İnsanların ciddi bir psikolojik yalnızlaşma durumda söz konusu ve bunlara bağlı olarak da ciddi sayıda intiharlar var. Peki milletvekillerinin durumunu düşündüğünüz zaman, onlarla gidip görüştünüz çünkü, nasıl bir manzarayla karşı karşıyasınız? Şimdi şöyle, milletvekilleri tabii ki bunların birer siyasi hınç alma olayını bildikleri için, onlar siyasi mahkumlar da öyle. Türkiye diyorlar ki çok faşizan, diktatörce yönetilen bir yer, bir dirençleri var. Asıl sıkıntıyı çekenler adi suçlardan yatan insanlar ki asıl acıyı çekenler bunlar. Ama milletvekillerine baktığımız zaman bir ayrıcalık yok. 8 kişilik koğuşta 24 kişi yatıyorlar ya da 25 kişilik koğuşta 50 kişi yatabiliyorlar.
Tabii ki havalandırmanın olmadığı, güneşin görmediği bu yerlerde çok kısa sürede de tabii ki hastalıklar oluyor. Bu söylediğim milletvekilinin yattığı yerler. Yani diğer tutuklularda durumun ne olduğunu düşünün. Hastaneye gitmek bir dert. Bazen 3 ay, bazen 6 ay da sıra gelmiyor. Sorduğumuz zaman da efendim servis aracı yok, ambulans yok ya da güvenlik güçleri yetersiz diye hasta, hastalığının ilerlediği bir dönemde bazen götürülüyor. Gittiği zaman hastanede en alt koğuşta çok daracık yerde saatlerce bekletiliyor. Doktora muayene gittiği zaman da doktor onun sorumluluk doktorun olacağı için doktor da sorumluluğu almadığından çoğu zaman kelepçeli bir şekilde muayene etmek durumunda kalıyor. Kelepçeli ve yanında jandarması, polisi olduğu için de istediği sorunlarını istediği gibi anlatamıyor ya da istediği gibi muayene olamadığı için insanlar maalesef hastalıkları ilerleyen ve hastalığı nedeniyle yıllık yaklaşık 400 civarında, 480 civarında insan maalesef cezaevlerinde yaşamını kaybediyor. Bir de gururuna yediremeyip o şartlarda tedaviye gitmeyen, gitmek istemeyenler var galiba. Tabii ki. Yani özellikle hapishaneden çıkışta taşıma araçlarındaki muamele ve hastane girişinde, doktora girişte muameleler çok insanlık dışı olduğu için, insan haklarına uygun olmadığı için bu insanlar çoğu zaman rahatsızlıklarıyla baş başa kalıp şey yapıyorlar, yani o acıyı çekiyorlar, gitmiyorlar çoğu zaman. Çünkü bunu gitseler daha kötü olacaklarını biliyorlar. O nedenle de çoğu zaman zaten gitmiyorlar. Yani bu sağlık sorunlarına maalesef şey yapamıyorlar. Gitselerdi zaten ilaç verildiği zaman bunları yeterince kullanmak için bir takip sistemi yok. Hatta bazen ağrı kesicileri bile vermiyorlar. İnsanlara bir nevi işkence, gerçek işkenceyi kendi cezalarının hapiste olmanın dışında ikinci, üçüncü bir ceza olarak, işkence olarak maalesef tam esir kamplarına uygun yaşamlar var. Farklılıklar var. Maalesef Türkiye'de eşitsizlikler var. Koşullar hala kötü. Peki bu kadar rapor hazırladınız artık çok, yani son 2,5 özellikle yani bu seçimden bu yana hep gündemde cezaevleri. Evet. Hiç düzelme olmadı mı? Şöyle, siz çok gündemde tutuyorsunuz şöyle, özellikle. Tabii Türkiye'deki cezaevindeki uygulamalara baktığımız zaman aslında bir hocama da katkıda olsun diye söylemek istiyorum. Milletvekilleriyle diğer siyasi mahkumlar arasında çok fark yok. Bu raporda da yer alıyor. Bir milletvekilinin kelepçeyle ele kelepçeyle diş hekiminin koltuğuna tutturulduğu, bir taraftan hem kelepçeyle hem askerle kelepçelerin dilini yazıyor. Yine tutuklu milletvekillerinin ailelerinin yaşamış olduğu problemler var. Bütün mahkumlar gibi onların da yaşamış olduğu problemler var. Düzelme oluyor mu? Oluyor. Örneğin bu Şakran cezaevinde onu da bizim bu komisyonumuz ortaya çıkarmıştı. Bir çıplak aramamla ilgili bir duyum aldık. Araştırdık, bunun doğru olduğunu gördük. Ki AKP aslında bu çıplak arama, kadınlara çıplak arama, AKP'nin gerçek yüzünü Türkiye'ye göstermesi bakımından çok önemli bir şey. Bugün kadınların özgürlüğünü savunduğu iddia edilen tırnak içerisinde, işte türbanın kamuda serbest bırakılmasına uğraş veren AKP, kadınların çıplak aramasına göz yumuyor. Hem de çıplak arama, ince arama dediğimiz... Yakınlarının da... Evet, oyuk araması dediğimiz kadınlara oyuk araması yapılıyor. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Şakran cezaevinde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdik hem rapor olarak yazdık. Şakran cezaevinde daha sonra Özgür arkadaşımız gitmişti Şakran cezaevine. Oradaki bütün personel değiştiği görüldü. Yine bu Pozantı cezaevi meselesi, bakın bu bizim belki raporu yapmış olduğumuz en önemli şeylerden birisi odur. Bir gazeteci arkadaşımız bunu yazdı. Pozantı'da çocuklara tecavüz, taciz iddiaları var diye. Biz bunu ciddi aldık. Gittiğimiz zaman Adalet Bakanlığı çok girmemizi istemedi ama arkadaşlarımızla birlikte Pozantı cezaevine gittik, araştırdık ve bunu maalesef doğru olduğunu gördük. Yaşanıyor mu? Hala tecavüz yaşanıyor mu? Bence yaşanıyor. Örneğin Antalya cezaevindeki tecavüz var ama eskisi kadar çocukların durumu bu kadar
alenen yapamıyorlar veya bu kadar alenen artık bir Cumhuriyet Halk Partisi cezaevi komisyonunun olduğunu. Evet, başımıza bir şey gelir diye. Cezaevi yönetim onu cezaevi yönetim biliyor. Bizim bir de özelliğimiz Cumhuriyet Halk Partisi cezaevi komisyonu cezaevine girdiği andan itibaren insanların siyasi görüşlerine işlemiş olduğu suça karşı gözümüz kapalı bizim. Biz cezaevine girdiğimiz andan itibaren hangi suçu işlemiş, hangi siyasi görüşler, hangi etnik kimliğe mensup hiç bilmiyoruz. İnsan. Sadece özellikle var. Evet, şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından nelerle karşılaştınız? Evet. Size neler ulaştı? Çünkü mektuplar biliyorum ki sürekli her türlü cezaevinden size ulaşıyor. Ayrıca tutuklu milletvekillerini de ziyaret ediyorsunuz. Yakın zamanda yeni Mustafa Bağbay Engin Alan'ı ziyaret ettiniz. Onlardan hangi mesajları aldınız? Bunları konuşacağız. Kısacık bir aramız var. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bütün Dünya Abone Servisi telefon 0312 215 51 27 ve 28 dahili 313. GSM 0536 634 35 97. E-posta abone@butundunya.com.tr. Başkent Üniversitesi Kültür Yayını Bütün Dünya Ekim sayısı bayilerde ve internette. Zaman geçer, yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz. Özleriz, gururlanırız, medya kaybeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi, medya elinizin altında. Habercinin saatine devam ediyoruz. Cezaevleri Komisyonu'nun hazırladığı raporları, tutuklu milletvekillerini ve Türkiye genelinde tutukluların, hükümlülerin durumunu konuşuyorduk. En son Veli Bey'de kalmıştık. Karşılaştığınız sorunları aslında birebir anlatıyordunuz. Şimdi tabi bu Pozant cezaevi ile birlikte Türkiye'de artık Cumhuriyet Halk Partisi cezaevi komisyonunu herkes biliyor, bütün cezaevleri biliyor. Ve biz bu Pozant cezaevinden sonra aslında biz bilinçli bir şekilde oluşturulmuş bir komisyon değiliz biz. Tamamen şartların yine bu komisyonu da kuran AKP'dir. Yani bu komisyonu kuran da AKP'dir. Tamamen şartlar dolayısıyla oluşmuş. Pozant'tan sonra yüzlerce bütün cezaevlerinden mektup almaya başladık. Ve dediğim gibi ayırmadan gidiyoruz. Şimdi cezaevinde yaşanan sorunları ikiye ayırabiliriz. Bir, mahkumların yaşamış olduğu problemler. Bir de ailelerin yaşamış olduğu problemler. Şimdi tabii cezaevindeki mahkumların yaşamış olduğu problemler siyasi mahkumların biraz daha tecrit yaşadığını görüyoruz. Özellikle F tiplerine ve yüksek güvenlik cezaevlerinde tecrit gibi, keyfi muamele gibi, keyfi disiplin cezaları gibi o kadar ilginç şeylerden disiplin cezası veriyorlar ki ya, inanamazsınız. Yani örneğin 1 Mayıs'ı kutlamak veya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak cezaevinde bir suç olabiliyor. Bununla ilgili size hücre cezası verebiliyorlar. Bununla ilgili 11 günden fazla ceza vererek sizin haklarınızın, infazınızın yanmasını sağlayabiliyor cezaevi yönetimi. Yine cezaevlerinde en büyük problemlerden birisi tabii tiplerine göre değişiyor. Bak F tipinde en büyük problem tecritken, yalnızlıkken, insansızlaştırmayken E tiplerinde kalabalık. En büyük problem kalabalık. Şimdi bunu duyduğumuza ilk inanamadık. Yani insanlar nöbetleşe uyuduklarını söylüyorlar. Bu raporda yazıyor. Bakın tutuklu milletvekillerinin Mardin cezaevinde, Diyarbakır cezaevinde nöbetleşe uyuduğunu biliyoruz kadın cezaevinde. Urfa cezaevinde 15.6 metrekare yani 16 metrekare bir alanda 30 kişinin üst üste nöbetleşe uyuyarak
hatta nöbetleşe nefes alarak yaşadıklarını biliyoruz. Yani cezaevlerinin tiplerine göre de problemler değişiyor. Şimdi bir de açık cezaevlerindeki bir problem var ki ona açık cezaevleri gibi inceleme başlatacağız arkadaşlarımızla birlikte. Orası da tam bir felaket. Açık cezaevi olmasına rağmen müthiş bir yoğunluk var. Bu insanlar müthiş bir baskı altında infaz edilecek diye korku altında yaşıyorlar açık cezaevlerinde. F tipi yüksek güvenlik cezaevlerinde de hem tecrit, insansızlaştırma, hem işte keyfi örneğin engin alana, Sincan cezaevindeki engin alana not kartı verilmiyor. Veya işte 5 kitap sınırlaması getiriyorlar. Yani hiçbir anlamı yok. Bir de mahpus yakınlarının yaşamış olduğu problemler var ki onlar da çok can yakıcı. Hiç ayırmadan bütün mahpus yakınları maalesef ince aramaya tabi tutuyorlar. Örneğin kadınların sütlerine kadar, iç çamaşırlarına kadar, çocukların çocuk bezine kadar arandığını biliyoruz. Kadınların iç çamaşır çıkartılıyor. Yani yaşlı kadınların çok tacize varan uygulamalar kız var. Kız çocuklarının değil mi? Kız çocuklarının. Yani örneğin petlerin açıldığını biliyoruz. Bütün uygulamalarla karşılaşıyoruz. X-ray cihazına girmeden önce, bakın X-ray cihazını eğer geçerken öterse aranacaksınız. Ama X-ray cihazına daha girmeden bunlar yapılıyor. X-ray cihazını üstü örtmesin bu muamele baştan mahpus yakınlarına dayatılıyor. Maalesef Türkiye'deki cezaevlerinde bir keyfilik var, bir keyfi yönetim var. Ve cezaevleri Türkiye'nin aslında turnusol kağıdı. Yani Türkiye'de dışarıda ne kadar demokrasi varsa cezaevlerinde o kadar o uygulamalar oraya yansıyor. Başbakanın söylemleri, AKP'nin baskıcı politikaları birebir daha fazlasını cezaevlerinde hissetmek mümkün. Bu biliniz diye söylüyorum. Belki ismi bilinen mahkumlara özel ayrıcalık yapıldığı söylenebilir. Örneğin buradaki milletvekilleriyle ilgili. Asla Mustafa Balbay'ın Silivri cezaevindeki günlük verilen sıcak su 120 saniyede bitiyor. 120 saniye sıcak suyla hem tıraşını olacak, hem temizliğini yapacak, hem bulaşıklarını yıkayacak. 2 dakika yani. İki dakikadaki verilen sıcak suyla bütün ihtiyacının giderilmesi dayatılıyor. Bakın bu siyasi mahkumların sohbet hakları yok, etkinlik yok. Yani bu arada tamamen suçluyu tekrar suçlu çıkartmak ya dayalı bir sistemle kurulmuş bu cezaevleri. Maalesef bizim cezaevlerimizdeki cezaevine çıktıktan sonra ikinci kez cezaevine girme olasılığı bizim ülkemizde %65. Örneğin İskandinav ülkelerinde %5. Yani rehabilite etmiyor. Daha yönetime, tabii, devlete karşı kışkırtıyor, sinirlendiriyor. İnsanlar, öfkeli, tabii, problemli insan ve var. Yani orada sağlıklı çıkmak mümkün değil. Bakın biz suç varsa bunun cezasının çekilmesine karşı değiliz ama mahkumların tipine göre, rütbesine göre, işlemiş olduğu suça göre ayıramazsınız. Evet. Maalesef bakın işte Mustafa Balbay'ı, Engin Alan'ı, İbrahim Ayhan'ı insanlık dışı koşullarda yatarken birileri VIP ile yatabiliyor. Türkiye'de VIP cezaevleri de yaygın. Maalesef bunları biz inceleme olanağı bulamadık. Örneğin Mehmet Ağar için özel bir cezaevi yapıldı. Mehmet Ağar için özel bir oda yapıldı. VIP'de kaldı ama birçok insan da ağır tecritte, ağır cezaevlerinin vermiş olduğu katmerli sorunları yaşamaya devam ediyor. Kadınların ayrı problemleri var, çocukların ayrı problemleri var, kadınlı çocukların ayrı problemleri var. Farklı cinsel yönelim olan insanların farklı problemleri var. Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu olarak bunların hepsinin üzerine gidiyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde yine cezaevi ziyaretlerimiz devam edecek. Evet. Engin Alan ve Mustafa Babay ziyaretiniz vardı çok yakın süre içinde. Geçen raporu açıkladık. Raporu açıkladınız hemen evet. Arkasından 2 gün önce yapıldı ziyaret. Neydi son durum acaba? Şimdi raporumuzun zaten ön sözünü Sayın Balbay yazdı. Tüm partilerdeki tüm tutuklu milletvekilleriyle birkaç kez görüşerek hazırlandı bu rapor. Raporu açıkladığımız günde daha önceden başvurularımızı yapmıştık. Sincan cezaevinde Sayın Mustafa Balbay'ı ve Engin Alan'ı ziyaret ettik. Kendilerine tabii hani hoş bir anı denemez, hoş olmayan bir anı raporumuzu imzaladık. Çok duygulandılar, incelediler. Tabii onlar rapordan haberdardılar, raporun taslaklarını özellikle Sayın Balbay incelemişti ama bitmiş halini televizyondan heyecanla izlemişler basın açıklamasını da. Hem Türkiye gündemi üzerine uzun uzun konuştuk hem de tutuklu milletvekili sorunuyla ilgili son değerlendirmelerini aldık. Tabii artık
bu durumu kabullenebiliyor değiller. Bu duruma elbette isyan ediyorlar. Ancak iktidar partisinin bu davranışını normal karşılar durumdalar. Ve her geçen gün Türkiye'nin biraz daha kötüye gittiği bir süreçte kendilerinin oradaki tutukluluk durumlarının artık hafif bile olduğunu söylüyorlar. Örneğin Engin Alan şunu söyledi. Ben annemden milletvekili doğmadım dedi. Ve inançlı bir insan olarak öbür dünyaya gittiğinde de kimseye gel bakalım sayın milletvekilim diye sormazlar. Gel bakalım sayın paşam diye de sormazlar. Paşa mısın milletvekili misin bunu aramazlar. Ama kendi deyimiyle söylüyorum. Adam mısın değil misin diye bakarlar. Kul hakkı yemiş misin yememiş misin diye bakarlar. Yalan konuşmuş musun konuşmamış mısın diye bakarlar. Bu konularda kendimden ben eminim ama beni yargılayanlar bize özellikle o haksız dijital deliller dün genel başkanımız uzun uzun anlattı. Yani Sayın Engin Alan'ın aldığı cezada 2003 yılında yapıldı denen işte 2003 yılında hazırladıkları planda 2008 yılında adı değişmiş olan cadde isimleri 2005 yılında açılmış olan otellerin kullanılacağı falan yazıyor. Veya Microsoft'un 2007'de geliştirmiş olduğu bir program 2003 yılında varmış gibi görülüyor. Bize bu komployu kuranlar bunun karşısında nasıl hesap verecekler? Ben hesap vereceğim zaman rahatım ama onlar bunun nasıl hesabını verir diye soruyordu. Sayın Balbay hem eşinin açıklamalarından çok etkilenmiş, çok gerçekten hem duygulanmış hem de çok sade ve doğru bir dille bahsettiğinden Gülşah Hanım'ın konudan memnuniyetini ifade etti. Sayın Balbay'ın kalemini göstermiştik ve işte Balbay'ın suç aleti olarak göstermiştik. Ondan duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Çünkü Sayın Balbay ilk tutukluluğundan çıktığında da aynı kalemi göstermişti ve demişti ki benim suç aletim bu. Sayın Balbay sadece not tuttu, sadece gazetecilik yaptı, sadece kitap yazdı. Sayın Başbakan ve hükümetin çeşitli üyeleri ve sözcüleri hep çıktıklarında şey dediler. Türkiye'de cezaevinde tutuklu gazeteci yok, onlar başka suçlardan yatıyorlar diye. Ama Sayın Balbay'ın aldığı cezalara baktığınızda işte kitap yazmak, yazdığı kitaba bulundurduğu verileri toplamak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek gibi. Ama tamamı da bir gazetecinin duyduğu zaman not almayacağı, not alıp da kitap haberleştirmeyeceği, haberleştirip de kitabına seçki olarak koymayacağı şeyler değil. Hangi gazeteci olsa bunu yapar, hatta bunu yapmayana gazeteci denmez Sayın Balbay'ın ifadesiyle. Elbette şüphe duyacak, elbette araştıracak, elbette gördüğü riskleri kamuoyuyla paylaşacak. Balbay'ın kendi ifadesiyle matruşka gibi dediği suçun içinden suç, suçun içinden suç ve gazetecinin içinden suçlu çıkardıkları dediği konudaki kanaatleri, ifadeleri devam ediyor elbette. Balbay 8 kitap yazdı cezaevinde. Bir 9.sunu artık cezaevi şartları ile ilgili değil, Türkiye'nin genel demokrasi üzerine bir kitap çalışması yapıyor. Onunla ilgili görüşlerini bizimle paylaştı. Sağlıkları ve dirençleri yerinde ve geleceğe de umutla bakıyorlar. Ama çok büyük bir haksızlığa uğradıklarını çok açık dille de ifade ediyorlar. Sayın Engin Alan'ın özellikle Genelkurmay Başkanı'nın son günlerde kullandığı ifadelere çok evet, ciddi tepkisi vardı. Evet, soracaktım. Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarını acaba değerlendirdi mi? Evet, değerlendirdi. Çünkü biz cezaevine girerken daha birkaç saat olmuştu Sayın Necdet Özel'in ifadeleri. Onları açıkça bizimle paylaştı. Biz de sizinle paylaşabiliriz. Kamuoyuyla paylaşabiliyoruz. Ciddi tepki gösteriyor. Duyduklarına inanamıyor. Biz hatta bugün hem Sayın Engin Alan'dan hem bu süreç içinde ama yargılamanın seyrinin olumsuz etkilenmemesi açısından birçok asker ailesinin, birçok asker tutuklunun kullandığı ifadelerden Sayın Necdet Özel'e bir açık mektup da yolladık bugün. Ve Sayın Engin Alan da söylüyor. Artık bu bilinmez bir şey değil. Defalarca Necdet Özel'in balyoz tutuklularına ve onların ailelerine merak etmeyin sessizliğim varsa bir bildiğim var. Kendi yöntemlerimle bu işleri halledeceğim deyip şimdi soruyor Engin Alan. Seni mi kandırdılar? O zaman git gereğini yap, seni kandıranlara söyle. Ve artık senin herhalde onlarla bir güven ilişkisi içinde çalışman mümkün değildir. Yoksa sen mi bizi kandırdın diye soruyor. Orada Sayın Necdet Özel'den kimse zaten bir askerin, bir hükümet bürokratının sınırlarını aşarak bir şey yapmasını beklemiyor. Ama vicdanının
sesini dinleyip bu kadar sessizlikle sanki bu düzmece delillerin olduğu yerde sanki onlara en çok da kendisi inanmış gibi davranıyor olması da ciddi şekilde rahatsız gerçek. Evet, yine bu mektup çok konuşulacak gibi görünüyor. Son dakikalara girdik. Evet. Hem son sözlerinizi alalım sizin, hem de bundan sonraki çalışmalar neler olacak, onların da ipucunu. Evet, bu çalışmalar devam edecek zaten. Çünkü 130 dolayında cezaevine dolaşmış bir komisyon olarak, ki biz zaman zaman diğer milletvekili arkadaşlarımızın da çok büyük desteklerini görüyoruz ve onların yardımlarını alıyoruz. Dolayısıyla bir ekip çalışması. Türkiye'de biz her hafta değil her gün cezaevlerine gitsek sorunlarını ortaya koyamayacak kadar büyük. Çünkü 130-140 bin insan maalesef orada acı çekiyor, ızdırap çekiyor. 130 bin, 140 binin yanında ailelerin daha çok acı çektiğini görüyoruz. Daha çok perişan oluyorlar. Kilometrelerce yerden, uzak yerden geliyorlar. Çok ciddi maddi külfet oluyor. Ve hükümet özellikle cezalandırmak için kendi bölgesinden başka bölgelere insanlar atıyorlar ki sevdikleriyle, yakınlarıyla, eşleriyle görüşmesinler diye. Şimdi Engin Alan çok önemli bir şey söyledi. Engin Alan dedi ki, balyoz diye bir şeye inanmıyorum dedi. En başından en sonuna kadar hiçbir terimine, hiçbir kelimesinin doğru olmadığına inanıyorum dedi. Ben de bir aydın olarak, bir milletvekili olarak aynen katılıyorum. Bugüne kadar gittiğimiz arkadaşlar, diğer general olsun, amiral olsun, balyozdan tutuklu olanların gördüğümüz zaman şeylerini, durumlarını hakikaten bir komplo içerisinde olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yok etmek için, ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye insanının en yüksek takdirini alan bir kurum. Bakıyorsunuz maalesef son yıllarda özellikle dış kaynaklı yapılan komplolar sonrasında sanki bunlar hepsi darbeci, hepsi casus, hepsi fuhuşçu, hepsi böyle seçkin, evet, bir terörist. Bu kadar seçkin bir kurumun bu kadar yoğun bir şekilde şeyin gitmiş olması, iktidarın özellikle art niyetli bir şekilde bir komplo kurması ciddi bir şekilde düşünmesi lazım ve özellikle halkımızın bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu insanların yakınları, çocukları sadece vatanını sevmek, vatanını korumak için canla, başla, gece gündüz koşan, şehit olan, gazi olan bu insanları bu kadar reva görülmesi gerçekten kardeşin aslık değil. Evet. Tamamen kötü bir komplonun kurbanları diye düşünebiliriz. Evet, problemler büyük. 130-140 bin kişi var diyorsunuz. Daha raporlar devam edecek. Anlaşılıyor ki programın da sonuna geldik. Keşke olmasa da biz de programı, evet, yapmasak. Ama sorunları dile getireceğiz ki çözülecek diye umuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda gerçekten kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür Bu arada ediyoruz. Cezaevlerinden ulaşmak isteyenler de size herhalde CHP Cezaevleri İzleme Komisyonu diye bir adres, tabii, yazarak Ankara'ya, genel merkeze, tabii, ya da odalarınıza, meclise, tabii, ulaşabilirler. Bunu da hatırlatmış. İsimlerimizle ya da Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi İzleme Komisyonu TBMM Ankara dendiğinde o bizim grubumuza gidiyor. Bize de iletiliyor. Zaten çok sayıda mektup alıyoruz. Bize her konuda yazabilirler. Yazdıkları her konuda da zamanımız el verdiği ölçüde en kısa zamanda reaksiyon gösterip ilgileniyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz tekrar. Kolay gelsin.